قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Şu anda bu program eş zamanlı olarak 3 noktada yapılıyor. Hem burada, hem Çantalı 80. yıl ortaokulunda, hem de Selimpaşa Ahmet Sinan ortaokulunda. Oralarda da aynı şekilde velilerimiz, öğrencilerimizle beraber yaklaşık 600 kişilik öğrencilerimizle beraber bu programları şu anda eş zamanlı gerçekleştiriyoruz. Marmara açılışı yapıldı. Kullanıyorsun bu Marmara'yı. Marmara'nın açılışında Japonya Başbakanı Abe dedi ki, Türklerin teknolojide, işte bilimde, sanayide gelişimlerini kaydederken, yani ülke olarak gelişim kaydederken kültürlerini de korumasını çok takdirle karşılıyorum dedi. Japonya Başbakanı İstanbul'a geldiğinde bunu söyledi. Yani kültürümüzü korumanın ne kadar önemli olduğunu söyledi. Bugün Japonya'ya gidin, sokakta hala o kimonalarla, işte o ayağında takunyalarla gezen insanlar görürsünüz. Ama Japonya kendi kültürünü korumasına rağmen dünyada teknolojide bir numara. Aksini iddia eden var mı? Japonya dünyanın en zor öğrenmesi, okuması, yazması, en zor alfabesini kullanmasına rağmen dünyada teknolojide bir numara. İtirazı olan var mı? Demek ki kendi kültürünüzü bir kenara bırakıp Avrupa'nın, Batı'nın, Amerika'nın kültürünü aldığınızda gelişim olmuyor. Kendi kültürünüzü de koruyarak dünyanın bir numarası olabilirsiniz. İşte biz bunu istiyoruz. Kendi kültürümüzde, kendi uygarlığımıza sahip çıkıp kendi medeniyetimizle ilerleyelim ve gençlerimize de bunu aktaralım. Bu şekilde yetiştirelim. Bunun gayretindeyiz. Çin Milli Eğitim'in önemli hedeflerinden birisi toplumun sahip olduğu sosyal, kültürel birikimi, milli manevi değerleri, insani değerleri nesilden nesile aktarmak. Bu kapsamda İçin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de pek çok proje imza attık. Ben Türkiye Gençlik Vakfı'na bu kurum hazırlanmasından dolayı, yapmış olduğu çalışmalarından dolayı uzun uzun hepimize, bu gençlere, öğretmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Burada iki ayrı yol vardı burada. Neydi bu iki ayrı yol? Bir, meydana çıkıp tanklara karşı göğüs göğüse mücadele etmeye çalışmak, tanklara karşı dur demeye çalışmak. Ya da markete gidip en basit olanı var ya, hani en basit olanı, atmaya geldiği zaman, konuşmaya geldiği zaman en rahat, en fazla konuşanların bir kısmının yaptığından bahsediyorum. Makarna almak, pirinç almak, bulgur almak vesaire almak. Niye? İhtilal oldu. Bir hafta 10 gün sokağa çıkma yasağı olur. İşte tencere çalalım, tava çalalım, alkışlayalım. Çok güzel bir şey oldu deyip buna sevinenler. Bir de sokaklara çıkanlar, 15 Temmuz Boğaziçi Köprüsü'nü dediğimiz var ya, 15 Temmuz Şehitler Köprümüze koşanlar, askerilerin önlerine koşanlar, meydanlarda tankların önlerinde duranlar, bu darbeyi yapmaya kalkışanların önünde duranlar oldu. İşte bizim ülkemizde iki ayrı nesil, iki ayrı bakış açısı. TÜGVAS ve bunun benzeri kurumlarca evlatlarımızı hanemizde de kendimiz bu konuyla alakalı mücadele ederek, çalışarak evlatlarımıza, çoluğumuza, çocuğumuza iyi bir gelecek olması adına, iyi bir geleceği onların dizayn edeceğini düşünerek onlarla ilgilenir. Hem İslami, hem ilmi, hem de ciddi manada vatana, millete, devlete hayırlı işler yapabilecek bir nesli yetiştirebiliyor muyuz? İşte o nesil bizim arkamızdan dua edecek. 15 Temmuz deyince aklıma ilk olarak kahramanları, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kılığına girip köprüyü kapatıp darbe girişiminde bulunması aklıma geliyor. 15 Temmuz'da insanları ezdiler, tanklarla ezdiler, insanları zulüm ettiler dedi. Karadan gemiler yürütmüş dedem, böyle bir neslin torunlarıyız biz. Kurşuna sırtını dönmeyenlerdeniz, al bayrak için ölenlerdeniz biz. Minare, süngümüz, cami kışlığımız, selas.
deniz. Söyle çocuk söyle. İnanetin zırhını kıran feneri. Söyle. Erol'a ölümsüzlüğü gösteren feneri. Söyle. Milletini, milliyetini kucaklayan Mustafa Yasin Ayşe'yi. O kahraman sensin çocuk, sensin. Baban, annen, kardeşin. Söyle çocuk. Vatan için, millet için. Söyle ki değmesin mabedimin göğsünün amahremeli. Emredin Paşa. Ömer, sana vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu karargaha girmeden öldür. Ömer, bu yolun sonunda şehadet var. Hakkını helal et. Helal olsun. Emredersiniz paşa. Siz de hakkınızı helal edin. Helal olsun.